savcılıktan oradan buradan deyip dolandırmaya çalıştılar. Benim vereceğim IBAN'a para atmanız gerekiyor dendi ama bu miktar çok değildi, 1 liraydı. Telefon dolandırıcılığı geldi, kredi kartı dolandırıcılığı geldi. Daha önce telefon dolandırıcılığı başınıza geldi mi? Geldiyse bu durumda ne yaptınız? Evet geldi. Bu durumda yani o şeyi ödemek zorunda kaldım ama bu pandemiden dolayı yardım etmek istediklerine hani yardım başvurusu yapıyorsunuz ya onu sormuşlardı. Ben de direkt 155'i aradım ve numarayı söyledim. Bu şekilde şey yaptım. Bana pandemi için beni pandemiden dolayı aradılar. Başvuruda bulunmuşsunuz ve size 2700 lira bunu 3 ay şeklinde ödenecek 900-900. O yüzden de sizin benim vereceğim IBAN'a para atmanız gerekiyor dendi ama bu miktar çok değildi, 1 liraydı. Ondan sonrasında benim zaten hesabımda çok fazla para yoktu. O yüzden ben o 1 lirayı attım ama devamında başka bir şey olmadı ama tekrar aradılar. Bu sefer ben daha şeydim, seni bankaya yönlendireceğiz şu anda. İnternet bankacılığındaki şifreni gir dediler. Ben de devlet böyle bir şey yapmaz dedim. Çünkü polis aradığımda bana öyle demişti. Devlet sizden yardım etmek istediği zaman direkt yatırır, böyle bir şey yapmaz diye. Onlar da hatta küfrettiler falan, o şekilde bir şey yaşamıştım yani. Telefon dolandırıcılığı geldi, kredi kartı dolandırıcılığı geldi. Benim hiçbir bankada mesela kredi kartım yoktu. Beni aradılar. Ya şu kredi kartınızın işte kart ücretini size iade edeceğiz dediler. Dedim lan ben kartı yani o kartı kullanmıyorum ki dedim. Kartın ücretini iade edesiniz dedim. Arkasından kapattılar tabii. Gene de bizim başımızı ağrıdı yani. Burada karakola gittik ve şeyi de bulunduk. Kayıtta beyan da bulunduk. Da benden beraber aynı gün 4-5 kişiyi dolandırılmıştık yani. Yaklaşık 4 sene önce 1 milyar 800 lira civarıydı. Paramızı alamadık. Gitti yani. Biz dolandırılanlar şeyden çıktı. Sakarya'dan çıktı. Yani orada yapılmış o işlem. Kredi kartı kullanmıyorum. Yani. Yani gerek yok ya. Yani dolandırıcılık açısından. Bir de hani sanal şeye pek şey yapmıyorum ya. Yani gözümden göreceğim, elimden tutacağım diyorlar ya. Yani güvenmiyoruz tabii ki. Çok güvenilir mesela internet siteleri var işte ama birazcık sağlıklı bakmıyorum açıkçası. Gelecekti, aradılar. Son anda fark ettim, vazgeçtim. Bazı bilgilerimi istediler, vermedim. Kızdım ve ondan sonra telefonu kapattı karşıdaki. Vallahi bilmediğiniz numaraları açmamak veya kimlik bilgilerimizi, TC'mizi, banka hesap numaramızı vermemiz gerekiyor. Dolandırıcı olduğunu bildiğim anda herhalde polise haber verirdim. Ötesi bilmiyorum yani. Polise haber verir. Gereken neyse yapılır da tahminimce. Hayır gelmedi. Gelmesin de ablam ana. Bu durumda gerekli yerlerle irtibata geçilmeli. Yani geldi, gittim, aldım. Yani oyuncak gibi bir telefon çıktı yani. Geri gittik, geri iade etmek için. Yani internette gördük. Uygun fiyatlı dedik. Ama vardık oraya, parasını verdik. Parası bakabilir miyiz dedik, baktırmadılar. Baktırmadığı için de biz de geri iade etmek istedik. Karşıda muhatap olacak hiç kimseyi bulamadık. Biz de hiçbir şey yapamadık yani, öylece bıraktık yani. Uğraşmadık yani. Geri kendi hatamıza sunduk. Yani kendi hatamız diyerek de. Ya şüphelendim de yani geri gelen yere iade etme koşulluğumuz olabilir diyerekten önemsemedik ama hiç kimseyi de bulamadık karşıda. Evet, o da bozuk çıktı ya. Vallahi ben şahsım olarak daha dün bugün muhabbetini yaptım. Dedim acı başıma gelse ne yaparım diye. Büyük ihtimal biz onu dolandırırız. Çünkü yani bilmiyorum. Ya Instagram'dan bir oyun parası meselesi vardı. Telefon numarasını verince faturaya 400 lira kadar para kilitlediler. Yani olay bundan ibaret. Ha, bu durumda zaten engel attı. Telefon numarasına da engel attı. Ulaşamadık. Tedbir almalı, inanmamalı. Ya tanımadığı numarayı, tanımadığı şeyi cevap vermemeli. Çok arıyorlar, cevap vermiyorum mesela. Yani benim gelmedi de çevremden tanıdıklarımın geldi. Kardeşimin kayınbabasının geldi. Hani bu altın muhabbeti. Son anda fark ettiler, kaptırmadılar. Bir arkadaş da kameraya kaydetti konuşmayı. O şekilde yine yemediler yani, öyle söyleyeyim. Telefonla aradılar işte, şu meşhur muhabbet. Şeyden arıyoruz işte, nedir o? Savcılıktan oradan buradan deyip dolandırmaya çalıştılar. Ama sonuç olarak kaptırmadılar paralarını. Öyle bir şeylerdi de. Vallahi işte televizyonda görüyoruz. Şu profesörler dolandırılıyorsa o an artık ne oluyorsa konuşmak kolay geliyor bize de. Herhalde konuşanlar bu işin uzmanı. Başımıza gelmeyince de bir şey demiyoruz ama dikkatli olmak lazım.
Yok kara kız, ben yurt dışından emekliyim. Kayseri'de şu an gezmeye alışverişe geldim. Öyle de sahtekarlara denk gelmedim. Çünkü çok tekbirliyim yani. Onun için böyle telefon şuna sahtekarlara karşılaşmadım. Gelen oldu da şikayet edene hiç çoğunluğunu sanmıyorum yani. Yani geldiğinde en kısa yol emniyet. Emniyete başvurmak gerek.